Peki bulanık görme? Yok. Okey. Karım Hekimoğlu'nun yanında mı? Hekimoğlu'nun ekibinden başka bir doktorun yanında. Ama onu Hekimoğlu'nun görmesi gerek. Hekimoğlu'yla işler böyle yürür. Ama biz onu görmek için hayatımızı riske attık. Ama o bunu umursamaz. Bakın anlıyorum. Onu görmek için hayatınızı riske attınız. Ama o böyle biri. Merak etmeyin. Onu seçerek doğru olanı yaptınız. Hocam adam karısıyla ısrarla sizin ilgilenmenizi istiyor. İlgileniyoruz. İşte söylemedim nasıl çalıştığımıza. Söyledim, anlattım ama ısrar etti. Ya en azından bir gidip görseniz iyi olur. Ne yapayım? Gideyim yalandan C mi diyeyim? Hocam yapmayın Allah aşkına. Bu insanlar sırf sizi görmek için çok uzak yoldan canlarını riske atarak geldiler. En azından bir görün. Sen kadının tüm semptomlarıyla kocasının denizden kaynaklı tüm semptomlarını karşılaştırdın mı? Evet hocam karşılaştırdım. Son birkaç tane test kaldı. İyi hadi getirirsin o zaman testler bitince tamam mı? Git büfeden de iki tane gazete al götür onlara. Esafirel hablara de ki al işte hoca burada. Gidip boşu boşuna yapmayayım tamam. Oradan görsünler suratımı. Bir şey buldunuz. Hekimoğlu ile konuştuktan sonra sizi bilgilendireceğiz. Yani sebebi biliyorsunuz. Yok henüz bilmiyoruz ama MR temiz çıktı. MR bak. Senin semptomların da denizde uzun süre kalmaya dayalı dehidrasyon semptomları. Endişelenecek bir şey yok. Biliyor, ben biliyor. Ben bir şey yok. Meryem. Hekimoğlu Meryem ne zaman görecek? Biz bütün bilgileri ona iletiyoruz zaten. Meryem'in nesi var? Hastalık ne? Tedavi ne? Nasıl bulabilecek? Elimizden geleni yapacağız. Merak etmeyin lütfen. Meryem, vallahi iyi olacaksın. Ben burada. Bak etrafa, elini bırakmam. Barış, biliyorum. Ağrı, yorgunluk, çift görme ve böbrek sorunları. Kadın emez. Böbrek sorunlarıyla bir ilgisi yok. Kocasında da aynı sorun var. Hı-hı. İki insan iki farklı sebepten ötürü aynı semptomu gösterebilir. Eğer bu yaklaşımı benimseyeceksek basit bir matematik ile hocam, kadının semptomlarından çıkardığımız kocasının tüm semptomlarını tekrardan gözden geçirmeliyiz. Bunu yapabiliriz ya da gerçekten işe yarayacak bir şey yapabiliriz. MS için interferon başlayalım, kadın iyileşecek mi görelim. Güzel. Gerçekten işe yarayacak şeyler yapmayı seviyorum. Şunu düzeltsene böyle dolaşma ortalıkta. Ha? MS değil. Güzel bir teşhis olmadığını farkındayım. Hayır ama eğer MS olsa doktorlar bulurlardı. Bu nedir? Oksijen probu çıkmış bir şey yok. Bunu takman lazım. Parmağım acıyor. Acısı artıyor parmağım işte. Parmağım acıyor. Bak tedavin işe yaramıyor çünkü MS değil. Bir saniye durur musun? Hocam. Meryem. Vay be, kemik kıran dolap dere. Ya dolap dere zannettiğimizden daha güçlü ya da bildiğimiz ya da normal ya da hadi saksı ya dası ya da. Bu kadar ileri seviye bir kemik erimesi için çok genç. Osteogenesis imperfecta yani cam kemik hastalığı için de çok yaşlı. Geriye kemik kanseri kalıyor. Kanser uzak bir ihtimal. Niye? Primer kemik kanserinden bahsediyorsun galiba. Metastatik kemik kanseri. MR'daki bulguları, ağızdaki pamukçuğu, böbrek hasarını, çift görmeyi. Galiba açıklar. Açıklar mı açıklamaz mı? Açıklar. Bir enfeksiyon da bunların hepsini yapar hocam. Değil enfeksiyon ama. Hiçbirimizin görmediği serin sularda kaybolan tıbbi kayıtlarda böyle yazdığına mı inanıyorsunuz? Mülteci kampındaki gönüllü doktorların ona enfeksiyon için tedavi ettiğini varsayarak mı enfeksiyon olamaz diyorsunuz? Yoksa sadece Mehmet Ali'ye yalakalık yapmaya mı çalışıyorsunuz? Enfeksiyon ateş yapar. Sağ olsun ekibimdeki parlak doktor arkadaşlar da kocasında ateş olduğunu söylediler, enfeksiyona ilediler. İki insanda iki farklı sebepten dolayı aynı semptomların olabileceğini söyleyen sendin Mehmet Ali.
basit bir matematikle karısının semptomlarından çıkardığımız kocasının Deniz'le ilgili bütün semptomlarını tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini söyleyen de sendin. Doğru bendim. Sonra da kolunu kırmak gibi işe yarar bir şey yapmamız gerektiğini mi söyledin? Dolap dere kırmadı kolunu. Tabii, tabii ki. Tabii ki kırmadı. Ben kırdım zaten kolunu. Kanser kırdı kolunu. PET taraması yapın. Bakın bakalım başka nerelerini kırmış. Bu işe yaramayacak hocam. O bir geri zekalı değil. İki gün boyunca söylediği her şeye katılıp son 3 yılı ve sizden ne kadar nefret ettiğini unutturamazsınız. Dediğim gibi PET taramasını yapın, sonuçları getirin o zaman. Hocam bakın Nadine'nin kalıp kalmaması gerçekten benim umurumda değil. Sadece size gerçek... Ne? Ne yani size bağırdığım için mi? En uzun zamandır burada olan sensin. Öğrenebileceğin her şeyi öğrendin. Veya hiçbir şey öğrenemedin. Neyse. Her halükâdına değişiklik zamanı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.